Bültenimizin başında önemli başlıkları aktarırken belirtmiştik. Sayın seyirciler, İstanbul bugün 5 ayrı millet bahçesine birden kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplu açılış töreni önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek. Bu görkemli açılış öncesi İstanbul'a çevireceğiz kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Ali Artmaz'ın bir konuğu var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Ali Artmaz, ben hemen sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Evet, 23 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Haber'in canlı yayın konuğu olmuştu ve Türkiye ilk defa millet bahçesi ifadesini orada duymuştu. Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacağı o gün duyurulmuştu ve o günün ardından yine Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 100 günlük eylem planında da yine Türkiye'nin birçok yerinde millet bahçelerinin açılacağını yakinen takip etmiştik. Türkiye'nin gündeminde her zaman millet bahçesi var. Bugün de önemli bir gün. Aslında millet bahçesi detaylarını en iyi bilen isimle birlikteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuğumuz. Hem bugünkü açılışı hem de millet bahçesiyle ilgili detayları ondan alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Gerçekten o bahçenin içerisindeyiz. Huzur veriyor, huzur alıyoruz. İzleyicilerimiz ve İstanbullular da huzur alacak. Genelden özele doğru gidelim. Şu anda Türkiye genelinde ne kadar millet bahçesi projesi devam ediyor? Nedir hedefler efendim? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye genelinde şu an itibariyle biz ilk 100 günlük eylem planlarını biliyorsunuz açıkladık. Hedefimiz o gün için 18 ilde 33 adet millet bahçesiydi. Ancak tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bize verdiği talimatlar, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda biz şehirlerimize ziyaretlerde bulunduk. Şehirlerimizde valilerimiz, belediye başkanlarımız, kayyumlarımız, sivil toplum örgütlerimizle toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılar neticesinde her ilimizde inşallah çok yakın zamanda bir millet bahçesi yapma noktasında hedefimiz var. Ve çok kısa zamanda bütün şehirlerimize burada görmüş olduğumuz gibi millet bahçelerini kazandırmak istiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbullularımızın da merakla beklediği inşallah 5 tane millet bahçesi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu bulunduğumuz alan, bunun geçmişini siz de bir Başakşehirlisiniz, evet, hatırlarsınız. Burası bir taş ocağıydı. Evet. Metruk bir taş ocağıydı. Bu taş ocağını biz doldurduk ve bugün 360 bin metrekare bir millet bahçesine çevirdik. Bu millet bahçesi içerisinde işte göletimiz, millet kıraathanemiz, mescidimiz, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, koşu parkurları, çocuklarımızın oynayacağı çocuk oyun alanları, spor yapacağımız alanlar hepsi mevcut. Sadece bununla da değil, aslına bakarsanız hemen parkımızın yanında şehrimizin, medeniyetimizin bize tarif ettiği, aslında bıraktığı bir şehir kültürü olan şehir meydanı, şehir meydanının hemen yanında bir Selahattin Camii ve altında 1000 araçlık kapalı otoparkımız var. İnsanlar buraya geldikleri zaman araçlarını kapalı otoparka bırakacaklar ve burada huzurlu bir ortamda inşallah. Aslında bakanlığınızın da özeti gibi, bir taraf burası çevre, evet, diğer tarafta şehircilik, evet, bir konsept, evet, proje aslında. Diğer şehirlere de örnek olacak bir proje. İnşallah. Bir proje. İnşallah. Cumhurbaşkanımızın özellikle biliyorsunuz stadyumlar dönüşüyor, TOKİ tarafından özellikle yenileniyor. Özellikle şehir meydanlarında bu parkları devam ettirin. Yani insan odaklı çalışalım, oraya başka bina yapmayalım. Oradaki stadyumlara özellikle Anadolu'da şehir meydanı ve millet bahçesine dönüştürenin projesi var. Herhalde bu da çok önemli değil mi? Altını çizmemiz lazım bunda. Tabii tabii. Bizim şehirden, çevreden anladığımız aslında bu. Yani bunu da aslında medeniyetimiz, ecdadımız yapmış. Örnekleri var. Ecdadımızın yaptığı örneklerde cami etrafında yeşil alanlarla, meydanlarla şehir bütünleşmiş ve insanlar orada sosyalleşmişler, birlikte olmuşlar, beraber olmuşlar, sosyal faaliyetlerde bulunmuşlar. Bizim şehircilik anlayışımız da bu. Biz kesinlikle yatay mimariye önem vereceğiz. Kentsel dönüşümde bilhassa yüksek binaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yeni yapacağımız şehirler 4-5 katı geçmeyecek ve bizim kültürümüze, bizim mimarimize, ecdadın bize bıraktığı eserlere inşallah örnek olacak. Ve biz de inşallah gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, milletimize böyle güzel mekanlar inşa edip nefes almalarını, burada mutlu huzurlu şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışacağız. İzleyicilerimize biraz detay verelim, açalım. Mesela arkamızda bulunan gölet teknolojik bir gölet. Neden? Çünkü kendi kendini temizliyor. Evet. İstanbul'daki her millet bahçesinin de kendine has özellikleri var, öyle değil mi? Yani hem teknoloji kullanılıyor, hem insanların huzur bulacağı bütün detaylar düşünülüyor. Evet.
Bugün 5 tane açılış yapacağız. Bu Başakşehir Millet Bahçesi 360 bin metrekare bir alan üzerinde. 12 bin metrekare biyolojik göletimiz var. Bu biyolojik gölet kendi kendini temizliyor. Bakım masrafı çok fazla değil. 80 bin metrekare burada koku bahçemiz var. İçinde her türlü bitkinin olduğu bir koku bahçemiz var. Hemen ileride yürüyüş bisiklet parkuru, bu pist tamamen bahçenin etrafında dolaşan bir yürüyüş ve bisiklet yolumuz var. İçinde işte ağaçlarımız da mümkün olduğunca büyük seçmeye çalıştık ve geldiğinde insanlar gerçekten burada huzur bulsun istiyoruz. Bunun dışında Hoşdere'de bir millet bahçesi açıyoruz. Yaklaşık 142 bin metrekare bir alan. Onun da içinde yine biyolojik bir göleti var. Camisi, okulu, Kur'an kursu, içinde sosyal anlamda yapabileceğiniz hayatın olduğu her şey. Her şey var. Yine bir diğer millet bahçemiz ise Kayaşehir'de yaptığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapımı gerçekleştirilen Kayaşehir Millet Bahçesi projemiz var. O da 360 bin metrekare bir alan üzerinde kuruldu. 10 bin metre yürüyüş yolu, yine içinde biyolojik göletleri, sosyal kültürel faaliyetleri yapacak alanlar, koku bahçeleri hepsi mevcut. İnşallah bunları yaptığımızda Başakşehir'i... Barutuhane'ye de değinelim çünkü tarihi bir bölgeyi aslında biz yaşatıyoruz. Evet. O da önemli. Evet, aslında o da çok önemli bir proje. İstanbul'un en önemli güzergahında, en önemli lokasyonunda bulunan bir arazi burası. Mülkiyeti de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza ait. Mülkiyeti biz 25 yıllığına Büyükşehir Belediye'mize verdik ve burasının millet bahçesi olması noktasında, Ataköy'e, İstanbul'a hizmet etmesi noktasında tarihin, kültürün içinde bir millet bahçesi olarak 60 bin metrekare oranın da inşasını yaptık. Bugün oranı da gerçekleştireceğiz açılışını. Aynı zamanda bir de Zeytinburnu'da yaptığımız bir millet bahçesi var. Bu da 500 bin metrekare bir alan. 4 etaptan oluşuyor. 2 etabını tamamladık. İnşallah bugün hepsini, açılışını gerçekleştirdiğimizde İstanbul'umuza 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız. Bizim hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde, millet bahçeleriyle ilgili olan hedefimizi gerçekleştirdiğimizde kişi başı yeşil alan miktarımız yaklaşık %10 artacak İstanbul'da. Müthiş bir rakam. Yayından önce Ankara'daki arkadaşlar da rica etti. Ankara'da durum nedir? İsterseniz onu da bitirelim yavaş yavaş. Evet, Ankara'da da aslında çok güzel projelerimiz var. Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alan var biliyorsunuz. Evet. Atıl, kimsenin kullanmadığı bir alan. 750 bin metrekare bir alan. Bu alanı millet bahçesine çevireceğiz. Yine bunun benzeri, inşallah bundan daha iyisini Ankara'ya yapacağız. Yine Vadi Ankara, Kanal Ankara dediğimiz bir projemiz var. İmrahor'dan başlıyor, Eymir Gölü'ne kadar devam ediyor. Biz inşallah Mogan, Eymir ve İmrahor'da birbirine bağlayan, orada Ankaralımızın nefes alacağı, ki bu güzergah 10 kilometre, 3 milyon metrekareyi içeriyor. Bu güzergahta da millet bahçesini yapacağız. Sadece bununla da değil, yine Gölbaşı etrafında, Gölbaşı Belediye'mizce yapılan, ancak bunun tamamını, Gölbaşı'nın tamamını kapsayacak bisiklet yürüyüş yollarının da içinde olduğu bir bahçemiz de orada olacak. Son olarak nihai hedef nedir efendim? 81 il herhalde. Nihai hedefimiz 81 ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapacağız. Biz yurt dışına gidip gördüğümüz, özlediğimiz ve ecdadımızın daha önce örneklerini yaptığı o şehir kültürü, mimari kültürümüzü inşallah her şehrimize birer tane kazandıracağız ve burada insanlarımız sosyalleşecekler, çocuklarıyla, gençler, yaşlılar, burada millet kıraathanesinde oturacaklar, kitap okuyacaklar, çay kahve içecekler ve burada nefes alacaklar. Her ilimize de inşallah bir tane yapacağız. Ağzınıza sağlık efendim, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, saat 14.30 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Diğer 5 millet bahçesinin açılışında işte bu noktadan yapacak. Biz de buradaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.